Hafta başından bu yana merkez bankaları yetkililerinin sözde yönlendirmeleriyle şekillenen yatırımcı fiyatlamalarında veri gündeminin etkili olması bekleniyor. Özellikle geçen hafta açıklanan Amerika'nın istihdam raporundaki verilerin pozitif bir tablo ortaya koymasının ardından Amerika Merkez Bankası'nın para politikası patikasında baz aldığı bir diğer temel gösterge olan enflasyonun Ekim ayında hangi düzeyde gerçekleşeceği piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Kuyumcu İzzet Kiraz altın piyasasını değerlendirdi. Şu an için piyasalar yine yükselişle devam ediyor. Bunu söylemiştik zaten. Daha da yükselecek diye altın. Görünen o ki ateşi sönmeyecek. Şu an için gram altın, has altın 571-572 bandında işlem görüyor. Çeyrek altın 945 liradan, yarım altın 1890 liradan, Cumhuriyet altını 3780 liradan, Atalira 3880 liradan, 2,5'lu gramse 9400 liradan, 20 kel bilezik de 550 liradan, 24 ayar gram altın, has altın da 572 liradan işlem görüyor an itibariyle. Her zaman şunu söylüyorum ben, altın her fiyattan alınır. Yani altın yükseldi bir düşeceğini beklemeyelim ki düşmüyor zaten, ne zaman beklesek hep kaybediyoruz. Yani TL'de kazanç gibi gözüküyoruz ama gram olarak kaybettiriyor. Altın her fiyattan alınır, sürekli de yükselir, kazandırır, güvenli limandır. Tavsiye ediyorum, altın alabilir hemşerilerimiz, altına yatırım yapsınlar, paralarını değerinde korusunlar. Piyasaları değerlendiren para piyasaları uzmanı Muammer Bingöl, yatırımcılar için altın güvenebilecekleri bir yatırım dedi. Dünyada yükselen bir enflasyon tehdidi var. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa'da ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tehdidi oluşmaya başladı. Pandemiyle beraber, pandeminin bitimiyle beraber veya azalmasıyla birlikte, aşılamanın çoğalmasıyla birlikte ticaretin fazlalaşması enflasyon tehdidi oluşturmaya başladı. Buna başta Amerika olmak üzere Avrupa adım atmaya başladılar. Amerika'dan faiz artırımları söylemlenmeye başladı. Özellikle 2022'de iki tane faiz artırımı olacağı endişesi piyasalarda dolara olan ilgiyi bir miktar artırdığını gözlemliyoruz. Gram altının fiyatı da şu anda 570 lira seviyesinde. Hatırlayacaksınız, sizinle yapmış olduğumuz röportajlarda hep 500 seviyesinin altında 3 ay seyretmişti. Biz o durumda da altının alınacak yerler olduğunu ifade etmiştik. Hem dolar için hem altın için ihtiyacı olanlar buralardan alabilir demiştik. İlk gideceği yerinde 535, daha sonra 560 seviyeleri olduğunu söylemiştik. Şu anda bir miktar enflasyon endişeleriyle, ABD tarafından da faiz artırımları gelecek endişesiyle de gram altında da yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. Ama önümüzdeki süreç içerisinde altında bir miktar duraklama da olabileceğini söylemekte fayda görüyorum. ABD Merkez Bankası'nın özellikle pandemiyle birlikte piyasalara vermiş oldu 4 trilyon doların daha fazlasını piyasadan çekmeyi planladığı konuşulmakta. Eğer fazla paranın piyasadan çekilmesi tabii ki altını olumsuz etkileyecektir. Bunu da önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz.